Merhaba, ben kimyager, beslenme ve egzersiz koçu İlyas Gündüz. Bugün sizin için çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Vücudumuzdaki en önemli antioksidanlardan biri olan glutatyondan bahsedeceğim. Glutatyon, vücudumuzda iki formda bulunan çok önemli bir antioksidandır. Birinci formu redükte, ikinci formu okside. Redükte formunu biz vücudumuzda kullanırken, kullanıldıktan sonra okside olarak kullanılmaz duruma geliyor okside olan da tekrar redükte duruma gelebiliyor. Bağışıklık sistemi dediğimiz nokta bizim kanser, obezite, alzheimer, parkinson, iltihaplı romatizma, vücudumuzda olabilecek bütün hastalıklarla savaşan mekanizmadır. Glutatyon da bu mekanizmayı güçlendiriyorsa bizim glutatyon seviyesini arttırmamız gerekiyor o halde. Beslenme ve dışarıdan takviye alarak bu seviyeyi arttırabiliriz. Aldığımız tat takviyenin Tamamı redükte formda mı oluyor vücudumuzda? Maalesef ki olmuyor. Peki biz bunu nasıl arttırabiliriz? Buradan bu arada şu sonucu çıkartıyoruz. Biz aldığımız glutatyonun tamamını demek ki kullanamıyoruz. İşte burada 3 tane önemli kriter bizim hayatımıza girmesi gerekiyor. En önemli kriter doğru beslenme. Diğer kriterimiz pozitif ve mutlu yaşam yani stresten uzak olmamız gerekiyor. Diğer konu ise egzersiz. Doğru düzenli egzersiz yaparsak biz vücudumuzdaki redükte formda olan glutatyon sayısını veya seviyesini arttırabiliyoruz. Ve egzersiz dengeli beslenme ve egzersiz kısmını bir yere koyuyoruz ve ondan sonra pozitif yaşamımızı artık kendimize bir hayat biçimi olarak koymamız gerekiyor. Hayatımızın merkezine koyduğumuz şeylere dikkat ediyoruz. Artık hayatımızın merkezinde Doğru egzersiz, doğru beslenme ve en önemlisi de pozitif yaşamı kendimize benimsemiş olmamız gerekiyor. İşte bu şekilde glutatyon seviyenizi arttırabilir ve bağışıklık seviyenizi güçlendirerek tüm hastalıklarla savaşabilirsiniz ve hastalıklardan kurtulursunuz. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.